Düşmeniniz tayyardır, tayyar bulun, tayyar bulun. Düşmeniniz ayyardır, hoşyar bulun, hoşyar bulun. Düşmeniniz tayyardır, tayyar bulun. Endi mücahid birodarlarımızdan Muhammad Ali domla ma'ruzalaridan tinglaylik. Düşmeniniz tayyardır, tayyar bulun, tayyar bulun. Düşmeniniz ayyardır, hoşyar bulun, hoşyar bulun. Yutfi'u nurallahi bi afahim. Allah subhanahu wa ta'ala'nın nurunu ağızları bilen uçirip koyuşilik ne isteşedik? Ular bundan 14 asır aldın Ebu Cehil, Ebu Leheb bilen başlangan bose gençelik Kisra'yu Rum imperiyeleri ve hazırgi davirgeçe bütün din düşmanları tarafıdan boleyetken bose Allah subhanahu wa ta'ala bilen ne etki ki ularını ham hayallaridir. Ularni qilayotgan rejalari juda ham bir puch bir rejalardir deb marhamat qiladi. Alloh taolo nima bo'lsa ham o'z nurini tamomiga yetkazishligini Alloh taolo bayon qilyapti. Dar haqiqat har qanday yomon niyatdagi mushrik, kofir, murtadlar bo'lsin, ularni alhamdulillah bu niyetleri güç buldu. Bu kliyetken rejeleri amelge aşmadı. Berçesi fakat yine Allah subhanahu wa ta'ala'nı nusrarı bulgen, Allah subhanahu wa ta'ala'nı hakiki bendeleri bulgen, mumullerini faydasıge, mumullerini galibesiye bulup geliyepti. Untur asrı avval hem, hazri küllerde hem. Ve bu inşallah ta kıyamet geçe boradı inşallah. Lekin şunu unutmayalik ki, الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت مؤمن kişiler Allah Subhanahu wa Taala'nın yolunda cenk qilishadi. Kafir kişiler tağutning yolunda cenk qilishadi merhamet qiladi. Demek iki tarafta iki qo'shin turibdi. Kafirlar ve mu'minlar qo'shini. Kafirlar tağut, butlar, ne fayda beradigan, ne zarar bera oladigan butlarni Leşkeri bulgen kafirler türüptü. Ularını bütleri kendin bir zarar fayda bir almayı diyen bulgeni kebi, ular hem bizlerge Allah'ın izinisiz hiç kendi fayda, hiç kendi zarar bir iş almaydı. Bu tarafta ise Allah subhanahu wa ta'ala'nı mumin bendeleri, hakiki bendeleri türüptü. O bendelerini sıfatları kafirlerini tarafından bulgen tehditler bilen, dağdağalar bilen, Ular talvasaga tushib qolishmaydi. Ular vahimaga tushib qolishmaydi. Ular jang maydonlarida kofirlar bilan bo'lgan bellashuvlarda faqat robbilariga qarashadi. Dushmanning kuch quroliga, quvvatiga qarashmaydi, hattoki birodarlariga ham qarashmaydi. Agar maydonda agar birodarlarim xiyonat qilib tura olmaydigan bo'lsa ham men oxirgida turaman dedi. Chunki ular Allah subhanahu wa ta'ala'nı bergen nimetlerge naşkürlik, nankörlik kılış almaydı. Hakiki eğer ular Allah subhanahu wa ta'ala'nı bendesi buluş ediyon bulsa. Ular mahluklardan korkup, ular Allah subhanahu wa ta'ala lanetleyen kafir mürtedlerden korkup, kaçmaydı ular. Perverdigarlarını aldıya barış almaydı kaçıp. Ular hakiki ricallardır. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de merhamet kıladı. اِنَّمَا ذَٰلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ اَوْلِيَاءَ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Bu sizlerini korkutuyken şeytan özünü dostlardan korkutuyaptı. Özünü vesvesesi geketken, o gümrah kılgen bendeler, o kebi mel'un bulgen kimselerden sizlerini korkutuyaptı. Sizler ulardan korkmaylar dedi Allah Teala. Fela tekhafuhum. Korkmaylar. Menden gene korkuylar. Açan imkuntum muminin. Agar mu'min boledeyon bolsalarin. Kaysi bir insan kalbide iman boledeyon bolse. Ularini kalbige birar bir kafirini, birar bir müşrik mürtadini kalbige korku kirmesliği gerek. Kim agar mana bu narsalardan korku etken bolse. Köpür etken köpüylerden agar Kalbiga qo'rqinch kirayotgan bo'lsa, u iymonini yangilab olsin.
biz o sıfattaki insanlar emasmiz. Biz fakat yine Allah Subhanahu ve Taala'dan korkamız. Fakat yine Allah Subhanahu ve Taala'nın azabından, cehennemden korkamız. Şunun için İbn Teymiyye rahimehullah mücahitlerge risale yazganlarda aytgan ekanlar ki, bir hadisini keltirip cehennem o'zini qovjirayotganligidan, alangasini kuchayib ketganidan, o'zi ham chidalmaganidan Alloh subhanahu va taologa yolvorib shikoyat qiladi va undagi muzliklar ham o'zini juda ham bir izg'irin, qahshatkich bir sovuqligidan shikoyat qilib Alloh subhanahu va taologa shikoyat qilganda Alloh subhanahu va taolo ikki marta nafas olishlikka ijozat beradi. Qishda yoki yozda mana bu bizlarning issiqliklarimiz ko'rayotgan bu jahannamning issig'i yoki qishdagi qattiq izg'irinlar mana shu jahannamni nafas olishligidir. Aytadilar ki, mu'min musulmonlar, mujohidlar, ular qishda izg'irin sovuqda Alloh subhanahu va taologa bo'lgan ibodatlarini bajarib, jihodlarini qilib jahannamni sovuqligidan o'zlarini asrashadi. Va yozda bo'lsa, izg'irin mana bu jazirama issiqda o'zlarini suskashliklarni qilmasdan Alloh subhanahu va taoloning jihodini mana shunday issiqda ham bajarishib, o'zlarini jahannamdan asrashadi deb yozgan ekanlar. Biz ham har qanday suratda qish bo'lsin, yoz bo'lsin, jahannamni azobidan saqlanishlik uchun har qanday mashaqqat bo'lsin, bunga biz chidab ish yuritishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo aytgan toifalardan bo'lishligimiz kerak. Ularni sifati bilan sifatlashimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytadiki, bu ummatga aytadi. O'tgan ummatlardan ibrat olishlik uchun aytadi. Ya ayyuhallazina amanu kunu ansorallohi kama qala Isa ibn Maryam lil havariyin man ansori ilalloh qala al havariyun nahnu ansorulloh. İsa aleyhisselam. O kişinin aldıları da havariler bölgen idi. Havariler degeni peygamberlerinin has kişileridir. Can fidalarıdır öler. İsa aleyhisselam ana şu can fidalarına ettiler ki kim menge Allah subhanahu ve teala'ya onu dinige yardımcı buladı deyip soradılar. Künde öler açtı ki biz bulamızmış. Biz ansarullah bo'lamiz deydi. Biz Allohning diniga, payg'ambariga yordam beruvchi bo'lamiz deydi. Va bu aytgan gaplarida sodiq turishdi. Iso alayhissalom o'zlarining havoriylari bilan uchrashgan majlisiga keldilar. Shayton hech kim bilmagan narsani darroh xabarini yahudiylarga yetkizdi. Yahudiylar 4000 kishi bilan kelib, Iso alayhissalomni qadr qilishlikka kelishdi. Shunda Iso alayhissalom aytdilarki, havoriylariga kim meni shaklimga kirib chiqadi-yu, uni qatl qilishadi va u men bilan jannatda bo'ladi dedilar. Shunda havoriylarning ichida eng yosh turib men dedi. Shunda Iso alayhissalom o'tirdi dedilar. Ikkinchi marta so'radilar. Yana u bola aytadiki men dedi. Yosh bo'lishiga qaramasdan u yashab qolay demayapti. U men hayotni lazzatini kechay demayapti. Balki u men deb chiqyapti. Ikkinchi marta ham o'tkizdilar. Üçüncü madde turdi yana. Ahir mayli bo'p dedilar. Va o'zlarining yundan bo'lgan kiyimlari-yu, sallalari va yog'ochlarini berdilar. Tayyorlarini berib chiqardilar. U havoriy chiqib ketdi. Iso alayhissalomning shakliga kirib. Va ular yahudiylar qatl qilishdi. Lekin ular Iso alayhissalomni qatl qilishmagan edi. Va Iso alayhissalomni Alloh subhanahu va taolo osmonga ko'tardi. Bizga ibrat bo'lgan narsani Alloh taolo shunday aytayaptiki, "Kunu ansorolloh." Alloh taoloni yordamchisi bo'linglar, dinini yordamchisi bo'linglar. Yordamchining sifati nima bo'ldi? Payg'ambari uchun, payg'ambarining izzati uchun, dinini izzati uchun o'zini jonini qatl qilinishligini bilib turib, o'zini ana shu tiqqa, ana shu qilichga bo'ynini qo'yib berdi. Biz Muhammad alayhisalomning ummatimiz. İsa aleyhisselam arzu kılgen, ümmet bölüşlikini arzu kılgen Muhammed aleyhisselam'ın ümmetimiz. İsa aleyhisselam'ın havarileri, uzun peygamberi, dinini izzeti için anı katılı bölüşlikke bilip durup çıkadiyon bu seyyu. Biz uzun peygamberimizini, biz uzun
dinimizni izzati uchun jonimizni bera olmaymizmi? Jonimizni fido qila olmaymizmi? Isa alayhissalomni ummatidagi yosh yigit kabi bizlarning yigitlarimiz nima yo'qmi? Biz ham inshaalloh mana shunday yigitlardan bo'lishimiz kerak. Va biz Alloh subhanahu va taoloni oldiga borganimizda ham Alloh subhanahu va taolo so'raganda, "Ey bandam, nima bo'ldi senga?" deganda, "Ya Alloh, bu seni yo'lingdagi meni qonim, bu meni seni yo'lingdagi a'zolarim" deb ko'rsatishligimiz kerak. Uhud kuni nima bo'ldi? Sa'd ibn Abi Waqqas va Abdulloh ibn Jahsh. Ikki birodar jangdan oldin aytishdiki, "Ke, bir duo qilaylik" deydi. Kunda Sa'd ibn Abi Waqqas duo boshladi, Abdulloh ibn Jahsh amin deb turardi. U kishi aytdilarki, "Menga bir pahlavonni ro'para qilgin. Juda ham bir g'azabli o'choladigan. Men u bilan bellashay va menga g'alabani nasib qilgin. Men uni qatl qilib uni narsalarimni olib olaydi. Uni narsalarini olib olaydi" dedilar. Shunda amin dedilar Abdulloh ibn Jahsh. Abdulloh ibn Jahshga navbat keldi. U kishi aytdilarki, "Menga bir pahlavonni ro'paro qilgin. Men u bilan jang qilay. U ham men bilan jang qilsin. Keyin u meni ushlab quloqlarimni, burunlarimni kessin. Va men aytamanki, Parvardigorning oldiga borganimda Parvardigor so'rasa, bu kimni yo'lida? Nimada bo'ldi desa, "Ya Alloh, bu meni kesilgan a'zolarim sening yo'lingda, seni payg'ambaringning yo'lida" deb men aytaman dedilar. Va Uhud jangi bo'ldi. Oxirida shahidlarni qaralganda Abdulloh ibn Jahshni burunlari bilan quloqlari ipga terilgan holida daraxtga osilib turgan edi. Bu bizlarni salaflarimizning yo'li. Bu bizlarni rijollarimizning yo'li. Biz ham agar ularni izbosarlari bo'ladigan bo'lsak, qiyomatga borganda, "Ey bandam, sen nima olib kelding?" deganda, "Senga nima bo'ldi?" deganda biz faxrlanadigan ishlarni qilib ketaylik. Biz Alloh subhanahu va taologa tuhfalar olib boraylik. Alloh subhanahu va taolo bizlarga jannatiyu huri illarini tayyorlab qo'ysa-yu, biz nima olib boramiz? Xiyonatu qo'rqoqlik olib boramizmi? Yo'q. Biz haqiqiy rijollarni ishini olib borishligimiz kerak. Uni sifatlarini, ularni qilgan ishlarini takrorlab ketishligimiz kerak. Parcha-parcha bo'lib ketaylik bu din yo'lida. Biz nimadan qo'rqitishadi ular? Kullan yusibana illa ma kataballohu lana. Bizlarga faqat Alloh taolo bitgan narsagina yetadi xolos. Hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayn. Bizlarga ikkita narsadan bittasini kutib turibsizlar xolos. Ya shahodat ya g'alaba. Jab borsa bizlarni shahid qilib yuborar. Bu bilan biz jannatga yetib olamiz. Jab borsa uysiz qolarmiz. Biz oxirat hovlisi uchun chiqqanmiz. Jab borsa bolalarimiz yetim qolar. Shahidlar bilan kelyapti. Yetimlar bo'lishligi bilan bu din yetib kelyapti. Agar hech kim qatl qilinmasa, hech kim shahid bo'lmasa, qalblariga qachon nafrat kiradi? Qachon o'cholish kiradi? Otasi ketadi, akasi ketadi, azizi ketadi. Shundan keyin mana bu aqllar ishlaydi ekan. Bu masam hammani ham aql ishlamas ekan. Bu Alloh subhanahu va taoloning hikmati ekan. Yana bir ibratli voqea Barro ibn Malikni eslashlik ham bu o'rinda munosib bo'lsa kerak. Barro ibn Malik Anas ibn Malikning inilari eng bahodir sahobalardan, eng shijoatli sahobalardan, hattoki Umar roziyallohu anhu o'zlarini valilariga Barro ibn Malikni qo'mondon qilmaslikni, chunki qo'mondon bo'ladigan bo'lsa, u shijoati sababli, oldinga tashlanishligi sababli butun lashkarni halokatga olib qo'yadi deb cho'chiganlaridan u kishini qo'mondon qilmaslikka xat yozib hammaga tayyorlab qo'ygan edilar. Bu kishi hammani hozir tasavvuriga bir bahodir, bilaklari kuchga to'lgan pahlavon gavdalangan bo'lsa kerak. Lekin u kishi undagi emas ekan.
Berra ibn Malik'ne etşeli ki o kişi cüde hem nazik, ara, gözsüz, körümsüz, körgen adamda ram ham kılıp koymayan bir kişi bölgeni keller. O kişi, ben şimdi bu işliği karamazsan, yüz tekafirini yekkeme yekke birleşiyordu, katıl kıldılar. Ve o kişi sahabelerge, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemge neşide okup verip durardılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etkilediler ki, Rubbe eşhese agber, la yubala bihi, lev akseme alallahi la berrahu. Kançadan kança, saçları tuzigen, cisimleri turukbakka belengen, bro parva ham kılmayan kişiler var ki, ular kasam içiye diyen bose, ularına Allah subhanahu wa ta'ala kasamlarda sadık kıladı, ulardan beri Berra ibn Malik dediler. Ve bu kişi anaşı, şehit bolişliklerini ham kasamını içtiler, Allah subhanahu wa ta'ala çünkü müşerref kıldı. Bana şu kişi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatlarından kegen, Müslümanlar murtad bolip yetişti başladı. Mekke, Medine ve Taif ve bir kanca cemaatler yine imanlar da kalıştı. İnsanlar top top bulup, Müslüman bölgen insanlar top top bulup, mürtet bulup çıkıp gete başlaştı. Bu her bir cemaatde, her bir vakitte ben şimdi imtihallar buladı. Yahada biz hem hırsan bulup getemiz, top top bulup mücahitler geliyor yaptı, top top bulup, İman küçeği yaptı, bana Müslümanlar küçeği yaptı değil mi? Lakin bunlar, braderler, bilip koyuyorlar. Sahabeler gibi olgen, bizler gibi hem buladı. Top top bulup hele, sizler gibi brader bulup görüp, kimin körün yetkililer, çıkıp yetişmek hem mümkün. Lakin, Ebu Bekir Sıddık radıyallahu, bu fütüneni aldığını alışlıkça, kahşatlık bir zarbe verişlikçe tehergerlik gördüler. 11 koşun kıldılar. Ve onlar koşunca 11'de bayrağ verdiler. Onlardan birini İkrime radıyallahu anh'a ve birini Halid ibn Velid'e verdiler. Ve başka sahabelerge verdiler. Ve bunlar, bana şu mürtetlerini 40 yaşlaştık yolga çıkmıştı. Onlardan en köpü bölgen, Banu Hanife kavmiydi. Onlar Müseylemet ibn Kezzab'ın uzun kavmiydi. Müseylemet ibn Kezzab'ı, onge ergeşkeller bilen bulup, 40 bin leşker tayyar bölgen idi. Müslümanların karşısına. 40 bin leşke. Hemmesi mürted. Lekin bunlar içi de şundeyler hem barıdı ki bunlar kavim parasılık sebeple ergeçken idi. Bunlar yetişerdi ki neşhedü enne Müseyleme kezzab. Biz güvahli birimiz Müseyleme kezzab. Ve Muhammed sadık. Muhammed aleyhisselam sadık. Lekin bizlerge Rabia'nı yani Rabia kavmini kezzabı mahbub radır, yahşi radır, müzerdi sadıkıdan. Yani müzer, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kavimleri. Müzerdi sadıkıdan, bu Müseyleme bizge yahşi radır dişerdi. Yani kavim paraslik bile onları geçerdi. Yahu da insanlar şimdi buladı, hakkını bilip duradı. Kayısı taraf hakkını hem biladı. Lekin onge şeytani bir bahaneler bahane bukbaladı. Kavim paraslik buladı. Yani ki, şehir paraslik buladı. Yani ki, şahsi bir adavatlar buladı. Bunlar, bana şimdilik malun insanların sıfatı buladı. Kıramin leşker. İkribet ibn Abi Cehil barıp, bunlar bile birleşip, Allah subhanahu wa ta'ala, bunlarge galebeni nasip kılmadı. İn yansurkumullah felâ galibe lekum, ve in yakzurkum femen dellezi yansurkum min ba'di. Eğer sizlerine, Allah subhanahu wa ta'ala sizlerge, yardan bir ediyon bulsa, sizlerge hiç kim galip bulalmaydı ve sizlerge ne, eğer yardımsız taşlap koyduyon bulsa, sizlerge yardan biri için yok diyen ayet buldu. Bizler hem şunu çüneyli biraderler. Eğer bizlerge Allah yardan verip durduyon bulsa, hiç kim galip bulalmaydı. Lekin eğer bizlerine Allah subhanahu wa ta'ala yardımsız taşlap koyduyon bulsa, biraderler, hiç kim yardan verip almaydı. Her kendi takat bulsun, her kendi hareketler, cemaatler bulsun. Bunlar bizler yardan bir almaydı biraderler. Yine Halid ibn Velid leşkenini alıp yolga çıkıştı. Ülkünün ayarlarını katil kılıçlıkça az yine kaldı. Heymelerini küçülüp taşlaştı. Ve hem de düşündü ki eğer meneşe günü
qochiladigan bo'lsa, mana shu kuni mag'lub bo'ladigan bo'lsa, to qiyomatgacha endi Allohga ibodat qiladigan toifa qolmaydigan ko'rinib qoldi. Xatrani bilishdi. Shunda Xolid ibn Valid jangni nizomini tartibini o'zgartirdilar. U kishi ansonlarni muhojirlardan ajratdilar. Va har bir qabilani o'zi bilan o'zi qildilar. Bir-biriga aralashtirmadilar. Toyinki alam yetganini bilsin deb. Ha birodarlar, yo'hada shunday bo'ladi. Biz mu'min musulmonlar bir jasadmiz deymiz u. Lekin yo'hada ha kim shahid bo'ldisa, ansonlar xuddi sizga hech narsa bo'lmagandek. Ha kim shahid bo'lsa, palonchilar shu narsa borligi uchun o'sha paytda ham bizda ham bor bu narsa. Ajratib qo'ydilarki, toyinki ko'rsin birodarini shahid bo'layotganligini. Birodar u yoqda shahid bo'layapsa, alamini ko'rsata olmayapti. O'chini ola olmayapti. Yonida bo'lsin dedilar. Va bu taklifga ish berdi. Jangga kirishdi. Va mana shu paytda Xolid ibn Valid o'zlarini eng shijoatli bo'lgan Barro ibn Moliklarni qo'ydilar. Aytdilarki, "Ey ansonlar yigiti, qani oldinga" dedilar endi. Eng qiyin paytda har bir amirlarni oldida mana shunday shijoatlilar bo'ladi birodarlar. Bular har doim ham topilmaydi birodarlar. Lekin bu afsuslanarli narsadir. Har birimiz shijoatli, har birimiz oldinda yuradigan bo'lishligimiz kerak. Lekin bu narsa kundida chiroq yoqib oqtargandek juda ham bir qiyin narsadir. Va u kishi chiqdilar. Va ansonlarga aytdilarki, "Ey ansonlar, bugundan keyin sizlarga Madina yo'q endi. Orqalaringa qaytmaysizlar" dedilar. "Ya Alloh subhanahu va taologa aytgan yolg'iz Alloh taologa ibodat qilinadi va jannat" dedilar. Va kirib ketdilar. Jang juda ham qattiq bo'ldi. Va alhamdulillah Musaylama ibn Kazzobni lashkari mag'lub bo'lib qocha boshladi. Va ular juda ham devonlari mustahkam bo'lgan katta bir boqqa kirib olishdi. Uni keyinchalik Hadiqatul Mavt deyildi. U yerda juda ham ko'p murtadlarni qatl qilinganligi sababli 20 mingga yaqin murtadni qatl qilingan edi. Ular kirib o'zlarining devonlarini berkitib olishdi. Va u yerdan o'qlarni yog'dira boshlashdi yomg'ir kabi. Bu suratda nima bo'ldi? Asboblar ojiz bo'lib qoldi. Devonlar bek, baland devonlar, eshiklarni ochib bo'lmaydi. Xuddi bizni zamonamizda qanga ureylik desek, tepadagi tayyorani uralmaymiz. Bizga osmondan yomg'ir kabi o'qlarni yog'diryapti. Aziz aziz insonlarimizni shahid qilyapti. Shunda sahobalarning ichidan Barro ibn Molik chiqdi. Bizlarni ham ichimizdan toki Barro ibn Moliklar chiqmas ekan, biz mana bu devonlarni yora olmaymiz birodarlar. Eng ularni baquvvat emas. Eng ularni to'lishgani emas, shug'ullangani emas, eng zaifi chiqyapti. Va aytibdiki birodarlarga, "Birodarlar, meni qalqonga solinglar va nayzalar bilan meni otinglar" deya. U o'zini birodarlari uchun, islomning g'alabasi uchun devordan, baland devordan o'zini ochtiryapti. Baland devordan ochgandan keyin u yoqda yumshoq ko'rpachalar turgani yo'q. Nayzayu kamonlar va qilichlar va 40 minglik lashkar turibdi. Ana shu yerga o'zini uryapti. U kishini otildi. "Eshikni oldidan otinglar" dedilar. Eshikni oldidan otishdi. U kishi tushib yakka o'zi. Yakka o'zi dushmanni ichiga kirib ketishlik demak, yakka o'zi o'zini qatl qilinishligini bilib turib ham. Lekin ummatni izzati uchun, ummatni xalosi uchun kiradigan bo'lsa, bu salaflarimizning tariqasi ekan. Kirib kishi jang qildi. O'nlab kofir murtadlarni qatl qilib eshikni ochdi. Eshikni ochib, 80 dan oshiq jasadida jarohatlar, qilich jarohatlari, nayza jarohatlari. Va birodarlariga islom g'alabasiga eshikni ochib berdi. Va alhamdulillah g'alaba bo'ldi. Va bunga
Xolid ibn Valid qanday qaradi o'zini qahramoniga, ummatni xalosgoriga? Bir oy davolandi. Bir oy Xolid ibn Valid o'zlari uchini tepasida turdi. Bu mana bu qahramonligi bilan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan keyin kumroh bo'lgan toifani qirib tashlashlik yoki haq yo'lga qaytarishlik, dinni g'olib qilishlik uchun bergan bizlarni sahobamizni bu qurbonligi edi. Bizlar ham birodarlar bu sahobalarni to sunnatlarini tiriltirmas ekanmiz. To ulardek rijol bo'lmas ekanmiz. Bizlarni dinimiz g'olib bo'lmaydi bu ahvolda. Bizlar bu yerlardan chiqa olmaymiz bu ahvolda. Har birimiz quloğimiz bilan bilib qo'yaylik. Bugun jang qilaman deyotgan bo'lsa, yoki bugun operation o'tkazadi deyotgan bo'lsa, biz operationni boshlab bo'lganmiz birodarlar. Biz qilayapmiz. Biz O'rayda agency bo'lsin, Kurram agency bo'lsin, Xaybar agency bo'lsin, Afg'oniston bo'lsin, qayer bo'lsin, biz necha yillardan beri qilyapmiz. Bizga bu yangilik emas. Biz yonimizdagi kofirlarni aslida biz bularni chiqarib yuborishligimiz kerak ulardan oldin. Biz da'vo qilganmizki, butun dunyoga xilofatni o'rnatamiz deb. Butun dunyoda bir qarich yer ham qolmasligi kerakki, najaslar g'olib bo'lib turadigan bo'lsa. Jaziratul Arabni kofir mushriklardan tozalaydigan toifa, Falastinga o'zini bayrog'ini tikadigan toifa bir xovich kofirlardan qo'rqib turadimi? Bir xovich kofirlarni tozalay olmaydimi? Biz bularni tekizlab tashlashimiz kerak birodarlar. Afsuslar bo'lsinki biz kechikyapmiz birodarlar. Biz bunga tayyorgarlik qilishimiz kerak. Biz bunga kechay kunduz uxlamasdan tartiblar qilishligimiz kerak birodarlar. Shundagina inshaalloh bizlarga Alloh subhanahu va taolo o'zini nusratinigina beradi. Barchamizdan Alloh subhanahu va taolodan haqiqiy sherlar bo'lishligini, rijollar bo'lishligini so'raymiz. Va o'zining yo'lida sodiqlardan bo'lib, o'zining yo'lida ahdiga vafo qilib, arzimas jonimizni Alloh subhanahu va taologa taslim qiladigan bandalardan bo'lib ketdik. Va shu davona ani alhamdulillahi robbil alamin. Jazakumullohu khayr. Ko'kda mag'rur xilpiraydi bayrog'i, qo'llarida turli Qur'on yarog'i, dushman charchamagan va to'xtamagan, ummat esa uxlar kamdir uyg'og'i. Ko'kda mag'rur xilpiraydi bayrog'i, qo'llarida turli Qur'on yarog'i, dushman charchamagan va to'xtamagan, ummat esa uxlar kamdir uyg'og'i. Düşmaningiz tayyordir, tayyor bo'ling, tayyor bo'ling. Düşmaningiz ayyordir, xushyor bo'ling, xushyor bo'ling. Düşmaningiz tayyordir, tayyor bo'ling, tayyor bo'ling. Düşmaningiz ayyordir, xushyor bo'ling, xushyor bo'ling. Mashg'ul qilsa sizni ichki jang bilan, qizchiligu johil qavmining bilan, javob bering bir so'z bir ohang bilan. Bir ummatimiz bo'yamagin rang bilan, mashg'ul qilsa sizni ichki jang bilan, qizchilik yo johil qavmining bilan, javob bering bir so'z bir ohang bilan. Bir ummatimiz bo'yamagin rang bilan, dushmaningiz tayyordir, tayyor bo'ling, tayyor bo'ling. Düşmaningiz ayyordir, xushyor bo'ling, xushyor bo'ling. Düşmaningiz tayyordir, tayyor bo'ling, tayyor bo'ling. Düşmaningiz ayyordir, xushyor bo'ling, xushyor bo'ling. Jasuslarni jo'natar tayyor qilib, go'zal mu'min musulmon ayyor qilib, yovuz niyat pulga umidvor qilib, biz esa yuramiz do'stu yor qilib. Jasuslarni jo'natar tayyor qilib, go'zal mu'min musulmon ayyor qilib, yovuz niyat pulga umidvor qilib, biz esa yuramiz do'stu yor qilib.
Düşmeningiz tayyordur, tayyor bo'ling, tayyor bo'ling. Düşmeningiz ayyordur, xushyor bo'ling, xushyor bo'ling. Düşmeningiz tayyordur, tayyor bo'ling, tayyor bo'ling. Düşmeningiz ayyordur, xushyor bo'ling, xushyor bo'ling. Qaytarmoqchi sizni sofi tuqotdan, to'g'ri yo'ldan, hijratdan, jihoddan. Imtihonlar kelsa ham iqtisoddan, chalg'imangiz buyuk maqsad muroddan. Qaytarmoqchi Shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib, Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Dushmaningiz tayyordir, tayyor bo'ling, tayyor bo'ling. Düşmeningiz ayyordur, hoşyar bo'ling, hoşyar bo'ling.